Geldim. Oo, Ali Bey olmuş geldi. Ya Asaf amca, telefonlarını da açmayınca merak ettim ya. Hasta masa değilsin değil mi? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şey yok. Gel. Ya Asaf amca, bir şey kokuyor burada. Ocakta bir şey bıraktın ya. Ya kütüğü bırakmışsın ya. Ya gözünü seveyim Asaf amca ya. Asaf amca. Ya bundan sonra yıkanacak, ütülenecek neyin varsa sabiti göndereyim de bize gönder ya. Hayrola? Böyle yakışıklı yakışıklı giyindin de nereye gidiyorsun? Bir işim var Ali Beyoğlu. Asaf amca. Ya benim de seninle bir işim var. Varını yoğunu benim hesabıma yatırmışsın ya. Pangada tam 30 milyon var. Öyle konuşmuştuk ya. Ya öyle konuştuyduk ama ben sana o parayı almayacağımı dediydim. Yapma dediydim ya. İtme dediydim. Ali Beyoğlu. Sen de çocukların gibi bu eve para meselesini konuşmaya mı geldin? Yoksa benimle yarenlik etmek için mi? Ya estağfurullah Asaf amcacığım ya. Sen şu parayı üstümden al, ben senden sabaha kadar yarenlik edeyim ya. Hakikaten emanetin yükü var ya, deveden ağır ya, ıktı üstüme. Bir işim var. Onu halledip geleceğim. Ne gidiyorsun ya? Karıcığım. Merhaba. Merhaba. Bak, bu asla senin kadar taze olmayan ve asla senin kadar güzel kokmayan çiçekleri sana getirdim. Aa, buraya bırakıyorum ki sana bakım seni kıskansınlar ha? Ya ne kıskanması ya Nuri, ben çok yaşlandım. Ne diyorsun sen ya? Yapma ya Nuri, sen de bal gibi görüyorsun. Karşında eski Füsun var mı? Aa, eskisinden daha güzeli var. Her gün geçtikçe daha özeli var. Ya benim birlikte yaşlanmak istediğim çok tatlı, çok güzel bir kadın var Füsun. Ben de aynaya her bakışımda, her geçen gün karşımda benden uzaklaşan bir kadın görüyorum Nuri. Ha bu ayna mı? Bu ayna mı? Bu şerefsiz mi? Bu tüh, şerefsiz. Ben bunu değiştireyim. Müsaade et kırayım bunu ya. Nuri, gel otur. Bu her gün yapılan makyajlar, bu değişen kıyafetler, bu kadar bu süs niye biliyor musun Nuri? Sana yakıştığı için karıcığım. Değil. Yaşlanmayı kabul etmek istemediğim için. Yaşlanmaktan çok korktuğum için. Yaşlanmaktan niye bu kadar korkuyorum biliyor musun? Ölmekten deli gibi korktuğum için. Sana sarf ettiğim güzel laflar, bu güzel çiçekler. Hani senin peşine adanmış bir ömür niye biliyor musun? Yalnız ölmekten korktuğum için. Üzgünüm ama yalnız öleceğiz Nuri. Çünkü ben seni affedemeyeceğim. Çok istesen de affedemeyeceğim. Boşanalı 15 yıl oldu ya. 15 yıl. Ya bir insan nasıl bir hata işlemiş olabilir ki bir ömür boyu bunun bedelini ödesin ya? Ne olabilir yani? Çünkü sen bana yalan söyledin Nuri. Beni aldattın. Ya bebeğim lütfen. Ali Beyoğlu, burası babamın mezarı, burası da benim.
Asaf amca, senin yerin bizim mahallemiz. Sen bizim büyüğümüzsün ya. Bize daha çok lazımsın. Lütfen. Sağ olasın amca. Ben babama çok iyi bir evlat oldum. Çalıştım, gücündüm, para kazandım. Aileme çok iyi baktım. Ne mutlu sana, ne yaptın güzel? Ama eşim öldükten sonra çocuklarla pek ilgilenemedim. Onlar da benden vazgeçtiler. Olur mu öyle şey Asaf amca ya? Sen onları büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Büyük adam oldular. Büyük adam olmak kâr etmiyor Ali Bey oğlum. Evvela iyi bir evlat, iyi bir baba olacaksın. Çalışacaksın, çabalayacaksın, aileye bakacaksın. Tıpkı senin gibi. Estağfurullah, bizim neremiz büyük Allah'ın sesi? Bir insan herkesin evladıysa, bir insan herkesin babasıysa o büyük adamdır. Tıpkı senin gibi. Sen büyük adamsın. Estağfurullah, estağfurullah. Ellerinden öperim. Bahçada yeşil çınar boyu boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem doyar. Sabit. Hoş geldin Ayşe. Merhaba. Ne yaptın? Babamla görüşebildin mi? Artık parası dolduğuna göre bence bu dükkanı sana bırakacak. Ben o boş umutlardan sıkıldım artık Ayşegül ya. Para olsa da olmasa da umurumda değil artık. Sabit, seni bir doktora falan mı götürsek biz? Hı? Ya kendini depresyona sokmak için elinden ne geliyorsa yapıyorsun ha. Adım Sabit. Yerim sabit. Mesleğim sabit. Çizecek bir yolum da yok. Usta olmak için umudum da. İyi, tamam. Sen böyle kal o zaman. Hiçbir şey yapma. Yani hiçbir şey de isteme. Böyle kaderine boyun eğ Sabit, tamam mı? Şimdiye kadar kaderime boyun eğmekten başka ne yaptım ki yani? Yine aynı şeyi yapacağım. Kerem, sana çay getirdim annem. Sağ ol anne. Nasıl, kolaylayabildin mi? Ya kolayladım da çok bunaldım anne ya. Kaç gündür evdesin oğlum? Çık bir hava al, arkadaşlarınla buluş. Yok ya, iyi böyle. İyi misin sen? Gel hadi şöyle biraz konuşalım bakalım. Aslı ile aranız nasıl? Hala küs müsünüz? Yok canım, bir küslük yok da. Görüşmüyoruz işte. Oğlum, bu kadar üzülüyorsan niye görüşmüyorsunuz? Çok mu kötü bir şey yaptın? Eğer öyleyse bana da söyle de ben de artık sevmeyeyim onu. Sen Aslı'yı seviyor muydun ki? Bilmem. Sevmiyor da değilim. Yani ne bileyim, sanki böyle pek hoşlanmamışsın gibi gelmişti bana da. O kız gözümün önünde çok sıkıntılar çekti, acılar çekti. Onun bakışında bir dirayet gördüm. Allah Allah. Anlat bakalım. Varlıktan yokluğa düşmüş bir insan her şeyin kıymetini başka bilir. Hele bu genç yaşta babasının yaptığı hatalar yüzünden annesinin üzüldüğünü görmüşse, senin gibi tuttuğunu koparan, aklı başında, güvenilir bir hayat arkadaşının değerini daha iyi bilir. Ya ne hayat arkadaşı anne ya? Hayat arkadaşı için nereden çıktı? Senin benim karşıma getirecek kadar kıymet verdiğim biri benim için senin ilerideki hayat arkadaşındır. Ya sen Yasemin abladan ne istedin peki? Yani onu niye sevmiyorsun? Nuri amcanın... O. Bak ben Nuri'ye ne kadar kızsam da onun babalığına laf etmem. Onun zulmü füsunaydı. Yasemin bugüne kadar babasızlık nedir bilmedi. Yokluk nedir görmedi. İlgisizlik, sevgisizlik çekmedi. Ne güzel işte. Ama sandı ki herkes onu babası, anası gibi kollayacak, sevecek. Çocukluktan bu yüzden kurtulamadı. Abin. Onu çekip çevirecek birine ihtiyacı vardı. Onun gibi oyunlar peşinde koşan birine değil. Anne hiç haksızlık etme şimdi. Ne güzel geçinip gidiyorlar işte. Etmem. Yasemin'i kızımdan ayırt etmem. O benim oğlumun karısı, doğacak torunlarımın da anasıdır. Kimseye laf ettirmem. Ama ben de onların anasıyım. Gerektiğinde lafımı da sakınmam. Ya sen var ya sen.
Burak canım, biz Münir'le kaç yıldır beraberdik. Ne engellerle karşılaştık. Başta annesi, kayınvalidem olmak üzere ne problemler yaşadık. Hiç mutsuz olduğumuz zamanlar olmadı mı zannediyorsun? O kadar çok oldu ki. Ama bak, belki gerçekten seviyorsan, onun seni sevdiğine gerçekten inanıyorsan vazgeçmeyeceksin. Ya işte o erkek Kerem mi, ben ondan emin değilim. Ama biz onu bilemeyiz Aslı'cığım, onu sen içinde yaşıyorsun. Ya onun beni gerçekten sevdiğine inansaydım, bu ilişkiyi yürütmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Ya sen sanki bilmiyorsun Kerem'in seni nasıl sevdiğini, yapma şimdi. Haksızlık ediyorsun çocuğa. Ya tamam, evet. Yapma şimdi, haksızlık ediyorsun çocuğa. Ya tamam, evet, seviyor biliyorum ama bunu bana göstermek için hiçbir şey yapmadı ki. Aslı'cığım, bunlar erkek. Eğer sen bunları zorlamazsan her zaman sen kaybedersin. Öyle iki dudağın arasında bırakırsan olayları, oho, seni seviyorumlar hep lafta kalır. Ya ben yeteri kadar uğraştım. Demek ki faydası dokunmuyormuş. Ya böyle Kerem'in sözüne değer verdiği birileri konuşsa filan. Gerçi dinler mi o inatçılığıyla bilmiyorum da. Yok Aslı'cığım yok, öyle akıl vermeyle falan da olmaz bu işler. O inatçı mı? Sen iki katı inatçı ol. O kıskanç mı? Sen iki katı kıskanç ol. Bak, bir erkeği eğitmenin en kolay yolu onu bıktırmaktır. Bak bana, bak. İki katı şişman olmayı göze alamadığım için bir türlü mincimi zayıflatamıyorum. Nasılsın sen? Al, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşte böyle halimeyi oldu. Şartlar yok. Çalışacaksın. Başka bir alternatif yok. Evet. Buyurun, hoş geldiniz aslında. Nasılsın güzel kızım benim? Teşekkürler. Oo, babacığım hoş geldiniz. Sağ ol çocuğum benim. Nasılsın, iyi misin? İyi, bakayım. İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Ali abini tanıdın mı? Vallahi çıkartamadım, kusura bakmayın. Oğlum Zeynep'in dükkanı vardı. Sen küçükken ben onun yanına götürürdüm seni. Berber Ali abi. Tamam, hatırladım. Merhaba, hoş geldiniz. Benim bir toplantım var. Onu halledeyim, hemen yanınıza döneceğim. Buyurun odaya geçin. Kızım çay kahve niye istiyorlarsa ilgilen. Ya maşallah, naatlar güzelmiş tesisiniz ya. Allah nazardan saklasın. Hepsi babamın sayesinde. Babacığım sen nasılsın, iyi misin? Göğsünde bir ağrı vardı, geçti mi? İyiyim oğlum. Bomba gibiyim, hiçbir şeyim yok. Ben yandayım, hemen yanınıza geleceğim. Tamam. Buyurun. Başka bir şey demiyor. Sağlığını da soruyor. Saygı da fosil etmiyor. Daha mı olsun? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya Erol abicim ya. Şimdi bu 30 milyon para babamın hesabında mışıl mışıl uyuyor mu abi? Evet Münir'cim. Ne faiz, ne repo, ne bir şey. Derin bir uykuda var kendileri. Arada bir ben kasaya girip şöyle üstleri açılmış mı diye bakıyorum. O kadar. Ya abi bak, ben sabahtan beri hesap ediyorum abi. Bu paranın faizi bile bizi ihya eder abi, ihya eder. Etmez mi? Mahalleye yeter, mahalleye. Aylık. Annem, 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 paraya bak ya, paraya bak ya. Ya sonuçta ana para benim umurumda değil. Ana para el parası, başkasının parası. Ama Asaf Bey amcamız şöyle bir iki ay geç vefat etse, biz de işletme hakkımızdan doğan 500 bin lirayı alsak fena mı olur? Münir, senin kafan bayağı iyi basıyor bu işlere ya. Tabii abi, basmaz mı abi? Abi koyalım mı repoya? Koyalım mı, koyalım mı, koyalım mı? İmkansız Münir, imkansız. Babanın rızası olmadan o paraya dokunamayız. Ya bu adam beni zorla suça teşvik ediyor ya. Vallahi gideceğim soyacağım bankayı. Zaten sen bankanın müdürü olmasa ben o bankayı çoktan soymuştum ha. Soy! Bana bak be. Beraber mi gitsek şu işe? Ben bu işe varım. Plan ne? Ne maskesi takacağız mesela? Burası bir iş yeri kardeşim. Lütfen herkes seviyesini bilsin. Aman ne eğlendiniz, ne eğlendiniz. Ya Asaf amca, hayat böyle işte ya. Bu hatta sene çalış çabala fabrikayı vur, sonra çocuklar süzsün sefasını.
Söyler misin bana, sen kimin için çalışıyorsun? Ya haklısın, biz de çocuklar için çalışıyoruz ya. Başka ne yapalım yani? Ama bakalım gıybetini biliyorlar mı? Bak Münir gitti karşıma, kadın kuaförü açtı. Bilirler, bilirler. Benim çocuklarım bilirler. Bana sorarlar. Tecrübelenenler faydalanırlar. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Estağfurullah oğlum. Baba demin muhasebeler aradılar da senin bu banka hesabında normal bir para hareketi olmuş. Hah, Tarık Bey, biz de zaten onun için buradayız ya. Bir yanlışlık olmuş, para benim hesabımda. Onu düzeltek diye geldik. Ben de zannettim ki babam bizden paraları kaçırıyor. Ya anne, madem babamın hesabında bu kadar para var, biz niye böyle temizlik için birilerini tutmuyoruz acaba? Vallahi romatizm olacağım ha. Hah, lafıma geldin işte. Ne lafı anne? Ay biz seninle nerede buluştuk çok merak ediyorum. Nerede buluşacağız? Zenginlikte buluştuk kızım. Ben niye hep zengin biriyle yuva kur istedim? İşte bu yüzden. Sıkıntı çekmeyesin diye. Yani anne, sana gerçekten inanamıyorum ha. Sırf ben zengin bir hayat süreyim diye böyle sevmediğim, istemediğim, tiksindiğim biriyle evleneyim öyle mi? Lafımdan bunları mı çıkardın sen şimdi? Yani. Yavrum, yalnızca aşk, sevgi hiçbir şey bunlar. Sıkıntı çekmeye başladığınız gün bunların hepsi unutulur, sadece dertler kalır ortada. Bak bakalım o zaman da o çok sevdiğin adamı hala sevebiliyor musun? Severim anne. Çünkü ben hayatımı geçireceğim insanda paradan önce daha başka özellikler arıyorum. Dünyanın en güzel çiçeğini, en sevdiği, en uygun toprağa ek. Sulayan biri olmazsa o çiçek çıkıyor mu bakalım? Pencere önüne koy anneciğim. Arada sırada yağmur yağar ya, o bile yeter inan bana. Tamam Ayşegül, tamam. Git Sabit'le evlen. Beraber yağmur duasına çıkarsınız ikiniz de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Asaf Bey. Teşekkürler. Müdür Bey, Allah billah aşkına biz Asaf amcayla anlaştık. Benim hesabımdaki parayı tekrardan onun hesabına aynen aktarıyor anladın mı? Hemen. Tamam olursa aktarırız. Buyurun oturun, buyurun oturun. Hadi kardeşim, hadi, hadi. Kağıdı kural getir, belge mevge ne varsa hemen hepsini imzalayayım da. Ben şöyle rahat bir nefes alayım ya. Sakin ol Ali Usta. Hallederiz. Ali Bey oğlum, sen körek mi dedin? Evet efendim. Ben nasıl zengin olduğumu ben size anlatmış mıydım? Buyurun, işte gerçek bir başarı öyküsü. Teşekkür ederim müdürüm, çok teşekkür ederim. Yıl 1964. Mezifoğlu Nuri adında bir arkadaşım bana geldi dedi ki, Afyon sırtları hazine dolu. Ya Asaf amca Allah'ını seversen şu işi bir halledelim. Ondan sonra macera ne varsa hepsini anlat ya. Halim teyzem ederim sana. Bırak anlatayım maceramı. Lütfen Halim. Lütfen. Dinleyelim. Belli ki bomba gibi bir macera geliyor. Çok teşekkür ederim müdürüm. Yıl 1964. Mezifoğlu Nuri bana geldi dedi ki, Afyon sırtları dedi, hazine dolu. Biz de aldık kazmaları, kürekleri, haritayı. Doğru Afyon sırtlarına. Birinci kazmayı vurduk, çukura taş. İkinci çukura vurduk, su. Bir daha vurduk, gene su. Her taraf su. Müdürüm. Eğer oraya çıkacak olursanız benim adıma orada bir çeşme yapılmıştır. Asaf Şekerci. Oradan bol bol su için olur mu? Asaf amca. Asaf amca Allah'ını seversen ya. Gel şu son çukura ya da şu işi bir an önce bir halledelim. Ha? Tamam Ali'm. Yedinci çukura kadar geldik. Orada bir şey yok. Gene bir şey. Artık ben sıkıldım. Bak 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 ne atlar yazık olmuş değil mi? Bulamadın suyu ha? Hadi müdür bey hadi hadi. Hazırla şunları da bir an önce halledelim ya. Mezifoğlu Nuri. Hadi gidelim dedim. Hayır ben Nuri değil ya. Dedi ki yok.
Vazgeçmeyeceğim. Diye. Bir sandık çıkartıyor, açıyor şeyin sandığı, içinden bir zarf çıkıyor. Zarfın üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? Hayatın sırrı. Mektup okuyor, mektup okuduktan sonra şırrak diye düşüp bayılıyor. Hakire yeksan oluyor. Ben de merak ediyorum, Allah Allah diyorum, niye bayıldı bu? Ben de alıp okuyorum. Mektupta ne yazıyor biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Çalış. Evet. Ben de çalıştım. Alın teriyle bu servetimi yaptım. Tövbe. Şaka. İşte gerçek bir şaka. Hadi kardeşim. Hadi. Hadi bir an önce hazırla. Şu işi bitirelim diyorum sana. Hadi. Üç. İki. Bir. Tamam. Mesai bitti. Sistem kapandı. Artık hayatın sırrını gelse açamaz bunu. Tövbe. Yarın mı kaldı şimdi? Yarın Asaf Bey. Müsaadenizi sevindim. Müsaade sizin efendim. Görüşmek. Yasemin, hadi daha yemek yapacağız kızım, evimize gidelim. Geldim anne. Dur ben senin montunu da getireyim. Yasemin, iyi ki doğurmuşum seni kızım. Yoksa yapayalnız kalacaktım. Anneciğim olur mu öyle şey ya? Siz Yasemin'i doğurmasanız da ben size evlatlık yapardım zaten. Canım benim. Sen damadım olmasan ben de yine seni severdim ama... başka bir şeyden bahsediyorum. Aile en önemli şey çocuklar. En sonunda bakıyorsun yanında yalnızca çoluğun çocuğun kalmış. Anneciğim sen niye böyle hüzünlü hüzünlü konuşuyorsun? Babam sana bir şey mi yaptı? Yok hiç... O da iyice yaşlandı artık. Baksana eski zararlılığından hiç eser kalmadı. Kim baba? Babam hepimizi gömer ya. Ay nasıl konuşuyorsun Münir öyle? Yok yok ben görüyorum onun gözlerinde o iyice yaşlandı artık. Yaşlandıkça da ölmekten korkuyor. Ay ama ne olursunuz şu ölüm muhabbetini kapatabilir miyiz ya? Bebeğim bunlar hayatın gerçekleri bunlar. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Hepimiz öleceğiz. 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 Bak ben sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap ver, beni geçiştirme tamam mı? Hı. Babamı özlüyorsun sen? Yok hiç. Ama 25 sene önceki Füsun'u özlüyorum. Ama o zaman babam da vardı. Belki onu da özlüyorsundur. Yani mesela gönlümü ilk... Yani... Mesela gönlümü ilk çaldığı güne geri dönmek isterdim açıkçası. Ama sadece o güne. Sonra gerisinde saf saf keşke yaşayıp gitseymişim. Abi duşu ister misin? Uzatamaz efendim. Yücel kal duşunu gözümün önüne mutfağa götür hadi. Aa niye baba? Kızım ben artık turşu yemeyi bıraktım anladın mı? Şu parayı omuzumdan kalkan kadar da yemeyeceğim. Allah göstermesin ölürüm ölürüm de gözüm açık gider. Aman canım sen yemeyeceksin diye biz de mi yemeyeceğiz? Yemeğin efendim ne var? Ya bana bakın ha. Şöyle bu akşam hep beraber bütün aile toplansak da bir boza içmeye mi gitsek ya? Vallahi kusura bakma ben bir yere gidemem. Dizim var onu seyredeceğim. Heh. O dizidekler senin ailen, biz değildik. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Bana bak Kerem. Şu tavlayı çıkar da pulları düz. Hadi senin kafana bir dene şöyle çakayım. Güzel bir mars yapayım seni. Yok baba benim uyumaya bile vaktim yok. Projeyi yetiştirmem lazım. Hadi afiyet olsun. Elinize sağlık. Yücel Bey. Kısmet sana aymış. Senin kafanı kıracağım demek ki. Vallahi benim de çok uykum var dayı ya. Bütün gün çay dağıtmaktan öldüm. Topuğumda kaz çıktı.
Aslında afiyet olsun. Ayşe bu. Baba. Efendim, sizin böyle çok mühim bir randevunuz ya da bir işiniz var mı bu akşam? Ah babam, olmaz mı? Bak, önce masayı toplayacağım. Ondan sonra bulaşıkları yıkayacağım. Sonra çamaşırlar var. Çamaşırları asacağım. Rutubet kokuyor biliyorsun. Of, yani babam, benim işim çok bugün. Hadi afiyet olsun. Kolay gelsin. Ya saray gibi ev. Her kişinin hatta mühim işi var ya. Piştik mi diye. Atınızın asalım kızı ya. Az pişmiş, çok pişmiş. Amele yanı ha? Dört kolum yap ya Ziya. Benim en önemli özelliğim işten kaçmamaktır Asaf amca. Vallahi elinden her iş geliyormuş. Evi pırıl pırıl yaptın. Hamar atmışsın bayağı Nuri'cim. Bak, daha büyük bir özelliğim var. Ben halden anlarım halden. Sen madem yalnızdın, niye hiç arayıp sormadın beni ya? Ha? Her iki geceleri bir yalnızlık çöküyor ki bana. Anlatamam Nuri Beyciğim. Ah, bilmem mi ya, bilmem. Neyse, artık biz yareniz Asaf amca. Aman. Ya... O işi ne yaptın siz Ali'yle? Hangi işi? Hani şu Ali'ye hani sorumluluk verdiğini istemiyor falan işi. He, miras işi. Hı hı, ne öyle? Ya bak, Ali iyi adamdır. Ama büyük sorumluluğa gelemez anne. Yoksa Ali'ye ne bileyim, ya mesela sırrını emanet et. Korkma, arkana bakma. Anladın mı? Yani o sırrın yanına aç, çuvalını aç, içine nostaljiyi koy, anılarını koy. O nostaljinin sepya tonlarıyla o bukasından kurtulmuş güvercin gibi maviliklerde kaybolup gitsin Ali. Değil mi? Anladın sen onu. Olur. Evet. Ali Bey, sen niye hala yatmıyorsun? Uykum yok. Gözlerin öyle demiyor ama. Ya sen benim gözlerimi dinleme, ağzımı dinle. Yatınca gelir. Hadi kocacığım. Hadi. İyi geceler. Sana da. Sen bu para yüzünden mi uyuyorsun? Ne alakası var? Para beni gayet güzel uyudur. Para senin olursa uyursun da... ...emanet olunca sen gözünü bile kırpmazsın Ali Bey. Ne emaneti Allah'ını sersen ya? Bir güzel uyurum kendim de fosur fosur uyurum. Ne var? O zaman iyi geceler. Goodbye. Allah Allah. Kendin de misin sen? Değilim galiba baba ya. Dur, ıcık uyandırayım seni. Tamam kendimdeyim. Çocuk uyuyor yavaş. Dur o zaman. Gel yaklaş. Yaklaş yaklaş. Bana bak. La Allah göstermesin, ben şimdi sabaha kadar ölürüm ölürsem... ...o bir can para vardı ya... ...o paranın tamamı Asaf amcanın. Anladın mı? Kimseye beş kuruşu dokundurmadan götüreceğim, geri vereceğim ha. Tamam mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Sen ölürsen benim yaptıklarımı öbür taraftan mı izleyeceksin? Ne yapacaksın yani? Lan uyanıklık yapma. Tek tek izlerim seni. Bana bak. Güleceksin değil mi? Tamam babacığım. Lan bak. Olur olmaz ya. Asaf amcayla ben ikimiz birden ölürsek... ...o zaman o parayı alacaksın. Eşit miktarda üçe böleceksin. Üç kardeşe pay edeceksin. Anladın mı? Tamam bu. İyi.
Söz mü? Söz. Anlaştık mı? Anlaştık. İyi. İyi o zaman. Başka ne yapacağım? Ne yapacağım? Lan arkamızdan üç grufu Allah bir elham okumak yok mu? Tamam onu kesin okuyacağım canım. Kesin okuyacağım. Hadi iyi geceler o zaman. İyi geceler. Gel bir aynı anda ölürsek o zaman para ne olacak? Gel pis. Lan 250 gram uykum vardı onu kaçırdın. Kötü ol lan. Günaydın usta. Erken gelmişsin. Ben açardım dükkanı ya. Ya arkadaş panganın açılmasını bekliyorum ya. Şu parayı bir vereyim var ya. Üç gün yoğun. Üç gündür uyuyamadıklarımı uyuyacağım ya. Ustacığım sen hiç merak etme ya. Ben usta vekili olarak dükkanın başındayım. Ne vekili lan? Sen zaten ustasın. Ustasın da haberin yok. Tut. Ya aç şu telefonu Asaf amca, aç gayri ya. Asaf amca! Asaf amca! Asaf amca küstün ki bana. Asaf amca ya kuzgun seveyim aç şu kapıyı ya. Asaf amca. Ya Tarık Bey sabahtan beri babanızı arıyorum ya. Gördünüz mü yanınıza mı aldınız yoksa? Vallahi haberim yok Ali Usta. Ya efendim siz görmediniz, kimse görmedi. Evinde de yok. Nerede bu adam? Kim bilir, Asaf Bey ara sıra böyle şeyler yapar. Asaf Bey, sen Asaf Bey'di, ben Asaf Bey'deyim. Bu adama kim baba diyecek? Arabamız hazır Tarık Bey. Tamam, benim bir toplantım var şimdi çıkıyorum. Babamdan haber alınca sizi ararım. Aa, bu arada ne yaptınız bu bankadaki para işini? Babamın hesabına aktarıldı mı para? Efendim, Asaf Bey'i görünce sorarsınız. Parayı al Asaf amcanın hesabına geçir. Olmaz. Yapamam. Nasıl olmaz kardeşim? Nasıl olmaz ya? Ben bu pangana en güzide müşterisi değil miyim? En gözde müşterisi değil miyim? En zengin müşterisi değil miyim? İşlemim derhal yapılsın istiyorum ben. Ya Ali Usta, Asaf Bey bütün banka hesaplarını kapatmış. Ben şimdi olmayan bir hesabı nasıl havale yapayım? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Kim kapatmış ya? Nasıl kapatmış? Burası nasıl banka kardeşim ya? Para birim almazsınız. İsterim bilmezsiniz. Siz kimsiniz ya? Yapacak bir şey yok. Nasıl yok? Var. Var kardeşim, var. Bütün paramı geri çekiyorum. Verin lan paramı. Hadi. Çekemezsin kardeşim. Nasıl? Bankanın kasasında o kadar para yok. Yazarsın dilekçeni, gönderirsin genel müdürlüğe, haftaya alacak. Yahu kardeşim, siz bela mısınız kardeşim ya? İnsanı katil mi edeceksiniz lan? Nasıl banka burası ya? Allah Allah ya. Nasıl insan yapsınız ben anlamadım ki. Allah Allah ya. Ya maazallah, babam nerede ya? Yok kardeşim, hiç görmedim bugün. Saatler olsun. Saatler olsun. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun lan kalfa? Ne kalfası lan, ne kalfası ya? Tutturdum bir kalfa, oğlum bak. Bir kalfa şöyle bense yapabilir mi ya? Ne var oğlum, natural bu. Sıkıysa yap hadi. Eyvallah kardeşim, saatler olsun. Beyefendiciğim, enseniz natural. Natural o ense. Bilin de siz yine de. İstesem ben de yaparım ama artık yapmıyorum. Ben kadın kuaförü oldum oğlum. Kadınlara da bakmıyorsun anlaşılan. Öğlen oldu, dükkan kapalı. Sana lan. Benim babam zengin. Babam nerede? Bilmiyorum. Zengin ya baban. Özel uçağıyla geziyordur. Oh, uçak mı almış kendine? Evet.
özel uçak almış, sana da almış kargo cinsi mal taşıyanlardan. Dalga geçme lan, zemzek zemzek konuşma. Allah Allah. Git be. Ya bak Nuri babam da dükkanı açmamış. Bunların ikisi bir iş karıştırıyor olmasın ya. Ya oğlum bilmiyorum. Oysa ki benim çok önemli havadislerim vardı. Ne havadisi lan? Füsun annem kalbinin kale kapılarını açmış, süvari Nuri babamı bekliyor. Ne diyorsun ya? Oğlum çok büyük haber lan bu. Ya, bir dakika oğlum ben arayacağım ya. Benim haber benim haberim lan. Lan oğlum git kendi telefonundan arayın. Kayda benim haberim ben arayacağım. Ya oğlum ya dur git. Çık lan oğlum bırak. Bırak sana haberi kaynağını verin. Haberi kaynağını verin. Ya lan mınnavdan cınnav kardeşler. Neydi düşüyorsunuz yine? Ha bakın. Asif amcayı gören var mı? Ha yok. 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 Sabit. Kaç şu mazallahdan bir çilingir bilingir bir şey bul da şunun kapısını açtırın ya. Ben hemen geliyorum. Adama bir şey mi oldu babacığım? Adam öldü. Daha iyi vermem ki. Oğlum şu karşıdakine dükkan. Üstündekine kepenk. Git o kepengi aç oğlum. Üstündekine kepenk. Git o kepengi aç oğlum. Eline sağlık Hüsnü Usta. Teşekkürler. İyi günler. Bir niye girmiyorsunuz ya? Usta ben ölülerden biraz korkuyorum da. Sen de en zararsızından kork. Yaşlı adam filan diyorsun da burası benim evimden daha derli toplu. Titiz bir adam bu ha. Lan oğlum dün bura böyle değildi ya. Bir kadın eli değmiş buraya. Oğlum. Avrada bak mantı da açmış. Ya bu mahallede kesin buna bakan biri var ha. İnsanlık ölmemiş demek ki. Gerçekten ölmemiş usta. Ama ben biraz ürpermeye başladım. Gidelim artık ya. Git lan. Gidelim. Ay bunların birbirinden vazgeçtiği falan yok. Bayağı bildiğin naz yapıyorlar. Görüşemedikten sonra ne faydası var nazın? Kime yapıyorlar ki? Ya daha da kötüsü biz de göremiyoruz. Evden çıkmıyorlar. Son kez bir şey deneyelim derim. Biraz riskli ama işe yarama ihtimali de var. Ay sonra bize de küsmesinler. Vallahi çekemem. Ay küserlerse küssünler ya. Şimdi barışırız da ne oluyor? Vallahi ben kafamdakini yapacağım. Varsanız iki ekip halinde harekete geçiyoruz. Var mısın? Gerçekten iyi geldi. Bunaldım oğlum kaç gündür evde. Bunalırsın tabii abi. Hastalığı da kafana takıyorsun. Kimseyle konuştuğun yok. Evet yok konuştuğum yok. Konuşasım da yok. Kapat şu muhabbeti artık ya. Aslı deme bana. Kerem abi. Bir telefonunu kullanabilir miyim ya? Acil birini aramam lazım da. Kullanamazsın Yücel. O kadar çalışıyorsun. Git kendine kontör al. Ya ver işte abicim. Genç çocuk amma abarttın ya. Vermeyeceğim Şener. Sen de alıştırma şunu kurnazlığa. Dikilmesen olur başımda. Allah! Yalnız! Al telefonu, telefonu açalım. Kuyruk getir. Çabuk. Yok oğlum telefonu, ver telefonu. Bir şey var mı? Yok, şey var mı? Yok, gelmiyor bir yere. Hay Allah ya. Gelmiyor, gelmiyor. Bir şey yok. Kusura bakma abicim ya. Saçmalama oğlum, gelmiyor üstüne başıma. Bir bez versene. Allah yavrum! Beni yan. Sen de ne olacak? Hadi kızım, destan mı yazıyorsun? Çok saçma.
bırakma artık ya. Eve gitmem lazım benim. Biraz daha uzanır sonra kalkarız. Hadi. Aslı mesaj geldi sana. Mesaj. Ya bakarım sonra. Kim mesaj atacak ki bana zaten? Ya Aslı ne kadar meraksız bir insansın ya. Bak belki önemli. Hay Allah ver ya. Kerem. Aha. Ne? Abi çayım. Sağ ol abicim. Abi bu da telefonum. Eyvallah. Allah'tan fazla ıslanmamış ha. İyi sağ olasın. Mesaj gelmiş. Mesaj geldiğine göre çalışıyor demektir abi. Aslı'dan gelmiş. Vay ben zaten sizin haberleştiğinizden şüpheleniyordum. Ya çatlatmasana insanı, bize de okusana şunu. Ya aklı başına gelmiş işte. Ya versene sen şunu. Tamam okuyacağım. Seni çok özledim. Özür dilemek için bir fırsat istiyorum. Şimdi sakın bir cevap verme. Yarın öğlen kafede buluşalım. Buluşacaksın değil mi abi? Sana ne güzel. Gidersin artık oğlum, kız çağırmış o kadar. Ona bakacağız. Biraz merak edin bakalım. İşte tek isteğim bu Nuri Beyciğim. Çocuklarla buraya gelip balık tut bak. Onlarla tavla öyle bak. Tavla? Bak. Asaf amcama bak. Tavla istemiş ya. İşte tavlanın kralı. İnanmıyorum sana ya. Harikasın. Bulmaca çöz ver. Bulmaca. Al işte. Bulmacanın kralı. Ya. Ay harfladi bir adamsın sen ya. Ya. Allah. Hani bir kurul ne haber yerine oturup sohbet etmek. Ya sohbetin de kralı burada Asaf amca. Sen rahat ol ya. Hadi. Evde eski günleri. Gençken oltama attın mı 5 dakikada oltama bir sürü sarı kanat ve de çinakop gelir. Ama sen büyük balıkçıymışsın Asaf amca. Asaf amca müzik iyi gider ya, ben şuna düğe bakayım bir. Tamam. Ha? Bak sen keyfine bak, kalkana bak sen. Bir bana düğe bakayım tamam. Ne var ne yok. Dur. Ben mezunum, buraya geleceğini biliyordum. Nerede ya bu radyo? Asaf amca. Söyle. Ya sen şunu tut da ben şu radyoya iyice bir bakayım, bulamadım. Tamam mı? Bir pillere bakayım ben. Tamam. Allah Allah. Nereye koyduk pilleri ya? Nuri Bey. Bir şey geldi. Yemin ederim. Ya çok ballısın be Asaf amca. Nasıl bir kısmetli adamsın sen ya? Sen nasıl bir kısmetli adamsın? Evet. Ya şu, ay maşallah şuna bak ya. İnan ki yakaladık ya. Vay be. Ya sen çok büyük balıkçısın Asaf amca. Çok da kısmetli adamsın. Neler yapıyorsun böyle maşallah ya. Ay maşallah. Sana ben çok teşekkür ederim. Bana bu güzelliği yaşattığın için. Çok teşekkür ederim. Ya ne demek, ben de çok mutluyum Asaf amca. Dur şunu çekelim. Şunlardan birkaç tane daha yapıştır, yakala. Mangal yapalım ya, dur hop çekelim. Tamam. Tak. Allah kız, kim ki bu? Hem zengin hem de artist gibi yakışıklı maşallah. Aman. Ay burnu havada bir şey bu anne. Aman Ayşegül, öyle insanları dış görünüşleriyle yargılama. Çiğ, ben mi? Ay usul, çiğ ne kokuyor? Yok, bir haber alamadık da. Eve mi girip baksak acaba? Oraya da baktım, orada da yok. Nasıl ya? Anahtar da mı var sende? Kardeşim, senin işin olunca mecburen bir çilingir tuttum açtırdım. Yok. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Bir polise, hastanelere, her yere haber ver dedim. Ya sen de bir haber alırsan mutlaka haber et bana. Ararız ben. Ali Usta, o banka işini de bugün yarın çözelim artık. Çözebilsek çözeceğiz. Ya olmadı, benim hesabıma aktarırız parayı. Uzamasın bu iş. Arkadaş, paran hesabı gelince çözerek, anladın mı? Paran senin sağlam yerde. Sen içini ferah tut. Hayırlı işler. Güle güle. Ya arkadaş, baban yok ortada diyor, adam işim var diyor, gidiyor. Para bende diyor, pişme düşüyor. Asaf amca sistemde haklıymış yani. Aa,
Asaf amcanın oğlu muymuş bu? Ay hiç de öyle hayırsız durmuyor. Ya dışarıdan pek temiz pırıl pırıl bir çocuk gibi duruyor. Sen ayakkabısıyla elbiselerini öyle pırıl pırıl görmüşsündür anneciğim. Onun için senin aklın karışmıştır. Zengin düşmanı. Sizin ne işiniz var burada? Niye ayak altında dolaşıyorsunuz? Hadi kış kış. Ali Bey, bu çocuk ne iş yapıyormuş? Nerede oturuyormuş? Evli barklı mıymış? Nuri Cihan. Evet. Evliymiş, 3 çocuğu varmış, mutlu bir ailesi varmış. Oh, ay Allah Mesut isimmiş o zaman. Sen nereden bileceksin? Benimle eksik bilgiyle konuşma. Ben gider şimdi Halise teyzeden öğrenirim onu. Hadi, hadi kaç kimden öğreneceksen öğren. Burası ekmek teknesi, hadi. Güle güle, güle güle, uğurlar olsun. Hadi bakayım, hadi. Tövbeler olsun yarabbi ya. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Vallahi deleyeceğim. Nerede bu adam ya? Anneciğim sana uğradı mı? Hangi adam? Babam adamı. Yok canım, hiç haberim yok, görmedim. Telefon ettin mi? Baktın mı eve? Ya bakmaz mıyım? Her yeri aradım. Hatta kadın... kadınların o güzel şarkılar söylediği, insanların gecenin geç vakitlerine kadar yemek yedikleri o çok zararsız mekanı bile aradım. Orada da yok. Allah Allah! Bu pavyonun numarasının sende ne işi var Münir? Allah Allah! Aha! rehberler var ya, rehberler. Orada yazıyor pavyon diye. Oradan şey yapıyorsunuz. Dün ben buna hayat boyu bir daha seninle birlikte olmayacağım dedim ya. Şimdi kim bilir kimlerin kanına girmeye çalışıyordur mikrop. Demek ki anneciğim, sizin onu affetmek üzere olduğunuzdan babamın haberi yok. Ben öyle bir şey demedim. Aa, nasıl demedin? Demedim ya. Demedim ben öyle bir şey. Belki duygusal ve yalnız bir anıma denk gelip ağzımdan öyle bir şey kaçmış olabilir ama öyle bir şey yok, yok. O zaman ben gideyim de köprü altlarına falan bakayım. Adamcağız kahırdan kendisine bir şey yapmış olmasın. Kahırdan, kahırdan. Ya ne kusuna bakacağım, sen tavlada da büyük üstad mısın Asaf amca, bravo ya. Yoruldun mu, gidelim mi artık eve? Yavaş yavaş kalkalım artık. Tabii gidelim eve, bir güzel bir dinlen, bir hazırlan. Akşam da sürprizim var sana. Dur beyoğlu, senin bu sürprizler hiç bitmez mi? Bitmez, bizde sürpriz biter mi Asaf amca ya? Dur ben şu hesabı edip geleyim. Tamam, dur. Tamam. Haber çıkarsa ne olur bize bildirin komiser bey, hemen. Teşekkür ederim. Aklına kötü şeyler getirme Ali Bey. Adam bir yere gitmiştir, eski bir arkadaşına falan. Ne eski bir arkadaşım, eski arkadaşı ya. Zamanla buluşacaktık biz bununla. Ya bir şey geldi bunun başına. Bütün paralar üstüme kaldı. Ya bir insan bu kadar para düşmanı olsun, aklım almıyor. Çiçek, sen yorma ablacığım o güzel aklını. Lan ne sırtarıyorsun öyle telefona bakıp bakıp? Söyle bir şey varsa biz de gülek. Sırtıyor muyum ya ben? Ne sırtması? Sırtıyor muyum ben? Biz alabilir miyiz Kerem? Belki de biliriz. Ha? Belki de çok sevdiği birinden haber almıştır. Dövdürtme kendini yücel bana. Aa! Kerem! Ablam! Yani o büyük arı suratlı günlerin sona verdi. Ay! Ya yok bir şey abla ya. Tamam kapatın muhabbeti hadi. Kerem! Sen hatırında tutuyor musun benim yumuşlarımı? Hangi yumuşlarını ya? Hani ben öldükten sonra tutacağım olduğun yumuşlarımı. Ama babam yine mi ölüm mölüm ya? Ya kızım ne pembeynim zıngıldıyor ya. Şu ızdıraptan bir an önce kurtulayım ben ya. Şu adamdan bir hayırlı haber gelsin. Bir hayırlı haber gelsin ya. Lan onları üstüneceğiz. Patlar patlar da gözüne gelir, Allah göstermesin ya. Oh şıkır şıkır oldun Asaf amca.
Maşallah maşallah. Çok güzel. Nur Beyciğim çok teşekkür ederim. Yalnız biliyorsun benim kalbim var. Ne olursa bana şu sürprizini söyle ha. Ya olmaz. Olmaz hadi. Geldi misafirlerimiz içeriden hadi. Bir dakika bir dakika. Oh çok güzel çok güzel. Bir dakika. Süpersin. Çok heyecanlıyım ama. Şşş sakin sakin. İşte gerçek musiki dostu Asaf Bey. Memnun oldum efendim. Şeref oldum efendim. Ya Asaf amca böyle musikiyle dolu felekten bir gece çalalım istedim ha? Bu ne kardeşim ne amcası? Bayanın yanında bana amca diye hitap etme. Doğru haklısınız. Buyurun masaya geçelim. Hadi başlayalım. Ceylancığım buyurun başlayalım. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Nur Beyciğim sana çok teşekkür ederim. Bana sonbaharı bunu yaz gibi geçirtiyorsun. O ne demek? Ne sonbahar ya? İlkbahardayız Asaf dostum, ilkbahar. Ayrılık, ayrılık. Allah sesi kadar kendisi de çok güzel. Bunu ben de çok güzel okurum ha. Asaf amca da parti var herhalde. Baba. Baba. Baba biz seni arayıp duruyoruz. İşim vardı evladım. Baba iyi de bütün gün insan telefonla açmaz mı ya? Ben açarım açmam hesap mı vereceğiz Allah Allah. Baba ne oluyor yukarıda parti mi vardı? Parti var. Ama siz davetli değilsiniz. Hadi oyalanmayın evinize gidin. Bak hava karardı soğuk çöküyor. Hadi çocuğum hadi çocuğum. Hadi. Aa, resmen kovulduk. Biz bütün gün seni arayalım Berat'tan öyleyim. Sen bizi kapının önüne koy. Hayatım sakin ol sakin ol. Bu işi Ali babam çözer. Çözer. Ay babam yeter artık üzdün kendini ya. Ay Asaf amcanın oğulları bile babalarının yokluğuna bu kadar dertlenmiyorlardır. Kızım nezletlesinler Allah'ın sesini ya. Onlar babaları gidince nasıl olsa biz adüstlerle güreşirik paramızı alırız derdindeler. Milletin günahına girme Ali Bey. Benim gördüğüm çocuk çok beyefendi bir çocuktu. Ay anne sen de öve öve bitiremedin şunu ya. Hak edene överim kızım. Ben bakarım. Ay gözlerim yaşardı. Ay.
Ya nasıl başım ağrıyor Allah'ınızı seversiniz ya. Tam üstümden bir yük kalkıyor, biri getiriyor deveyle yük koyuyor sırtıma ya. Milleti ayaklandırırken iyiydi miras var diye. Bak dedikleri gerçek çıktı, şikayet etme Ali Bey. Hanım! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne o ya? Cenaze evi gibi. Allah göstermesin. Babacığım, millet zil tabağı oynuyor. Senin şu haline bak. Bana ne milletin halinden ya? Ben kendi halime bakarım. Olur mu öyle şey babacığım ya? Siz Asaf Bey için üzüm üzüm üzülmüyor musunuz? Ben sabahtan akşama kadar tırım tırım babamı aramıyor muyum? Onlar ne yapıyorlar efendim? Toplanmışlar eve, kurmuşlar sofrayı, çağırmışlar çalgıcıları, vur patlasın, çay oynasın. Ah, ah. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi anneciğim gördüğümüzü söylüyorsun. Ulan Nuri, ulan Nuri, 70 yaşındaki adamda kendine mi benzettin lan? Babacığım, dansöz de vardı evde. Galiba. Büyük ihtimalle dansöz vardı ama. Ana, kestane mi oynuyor musun? Hadi. Ya Nur Beyciğim, sen bugüne kadar nerelerdin? Ben ömrüm boşuna geçirmişim. Ya Asaf amcacığım, önümüzdeki yıllara bakalım ya. Yıllar mı? Benim önümde yıllar değil, haftalar, belki günler kalmadı. Sen ne diyorsun? Ya bak, günümüzü biliyoruz Asaf amca. Sen niye böyle geri sayıma taktın? Ha? Ne oldu sana? Şşş, ben seni daha evlendireceğim, evlendireceğim. Şöyle bir gençten bir hayat arkadaşı olsak sana fena mı olur? Olur böyle şey ya bu yaştan sonra? Oh, niye olmasın? Ne derse desin yani. Ya şu ölümlü dünyada bir kere yaşıyoruz Asaf amca. Doğru söylüyorsun lan. Doğru söylüyorum tabii. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben senin yerinde olsam o miras işine de girmezdim. Ya benden sonra kime ne kalacak? Bunu düşünürsem geçmiş olsun ya. O ne be üf. Düşünmeyip de ne yapacağım peki? Ya senin derdin ne Asaf amca? Çocuklarını mı düşünüyorsun? Onların yaptığı vefasızlığı mı düşünüyorsun? Haklısın. Hayatta beni yapayalnız bırak ya tek başıma. Ya işte onun için onlara hak ettikleri meblağı bırakacağım. Anladın mı? Neyi hak ortada bırakmayacaksın tabii. Neyi hak ediyorlarsa onu bırakacağım. Ondan sonra onlar hayatı tanıyacaklar, bilecekler. Sonra geri kalan parayla artık meşrebine göre yani vakıflara, derneklere mi bırakırsın? Ha? Ya da seninle böyle ilgilenenlere mi dağıtırsın? O senin bileceğin işte, ona ben karışamam. Sonra bana mezarımda kötü sözler söylemesin. Kim? Ne? Ne zaman? Nasıl? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Seninkiler demek ki vefasız. Kadir bir kıymet bilmiyorlar. Benimkiler hem vefalı hem de duacın olurlar. Hayır duası ederler sana. Ya. Seninkiler mi? Benimkiler tabii. Bak bu Ali'nin oğlu Kerem var. Üniversitede okuyor. Mesela çocuğun eğitim masraflarını karşılasan fena mı olur? Ha? Ayşegül var bir iki güne evlenecek. Onun bir çeyizini düzsen. Ha? Şu Münir var Münir, ona bir dükkan açsan. Ya da Ali ya çok yoruldu artık. Onu emekli etsen mesela. Ha? Sonra? Sonra çocuklarına dağıtırsın kalanı. Vicdanın bir güzel rahat bir şekilde, kafan güzel, vicdanın güzel yaşarsın ya Asaf amca. Sen kendi adına bir şey istemiyorsun ya. Ya tabi bu kadar kişiyi gördükten sonra kardeşini de görürsün Asaf amca. Bak meblağ söylemiyorum, meblağ çok. Yok, bir 3-5 milyon atarsın artık. Kapı çaldı. Bir dur ben bir kapıyı açayım. Ne yapıyorsunuz burada? Lan ne halim? Lan halim gel. Lan hayatınızı kurtarıyor. Ne yapıyorsun? Çaldı değil mi şimdi? He? Hayva çiçek açmış. Gerek yok Ali'cim, gerek yok. Efendim repertuarınızda var mı hayva çiçek açmış? Olmaz mı tabii var. Bir inceden başlayalım. Ya Allah Allah gel kardeşim sen. Yok olmaz çaldırmam ben ne güzel Asaf amcamla. Güzel güzel muhabbet ediyorum. Şimdi o hatırası çirkin şarkı niye çalınacak? Hayır asla asla. Bir kuple efendim. Olmaz. Hayır.
hayva çiçek ya. Açmış. Ya. Ya Asaf amca ya. Kocaman adamsın. Sen de mi şunun aklına uydun ya? Eğlenmek benim de hakkım. Ya onu demiyorum. Sabahtan akşama kadar seni hem polisler hem karakollar hem hastaneler her yerde aradık. Ne yaptılar merak ettik ya. Biz Nuri Bey olma burada zaman geçiriyorduk. Telaşlanacak bir şey yok. Daha da fena efendim ya. Onunla beraberseniz daha çok merak ederim ya. Şuna bak şuna. Tatlı dilli illengeç. Ya ne diyorsun sen be Allah Allah. Pes ben burada vazifemi yapıyorum. Adamın yüzünde güller açmış kardeşim. Ali Bey oğlum. Gel otur sen de bize iştirak et. Ali Bey varsa bir isteğiniz programı kapatmadan. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Asaf amcamız biraz yorulmuş. Nuri Bey size kapıya kadar eşlik etsin isterseniz. Ne diyorsun kardeşim? Daha gece yeni başladı ya. Ya Ali bir gün bir mutluluğa engel olma ya. Bir mutluluğa engel olma ya. Nuri Bey sonra yine yaparız böyle şeyler. Ama hakikaten yoruldum şimdi. Ha. Tamam sen öyle diyorsan öyledir Asaf amca. Hadi Ceylan'cığım hadi. Ceylan gel. Gel. Oğlum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah efendim, inşallah. İyi akşamlar. Ya Asaf amca sen de hep böyle yapıyorsun. Zın diyin ortadan kayboluyorsun ya. Senin oğlan bana geldi. Parayı dedi bana yatır dedi tekrar dedi. Benim hesabıma dedi. Ya ne yapayım tepime bindi adam ya. Tabii onun işi gücü para. Başka bir derdi yok. Para, para, para. Ya Asaf amca ne olur ya Allah'ını seversen yarın şu işi halledelim ya. Edeceğim. En güzel. Ne olur ya Allah'ını seversen yarın şu işi halledelim ya. Edeceğim. En güzel şekilde bu işi halledeceğim. Ne yaptın lan adama? İki dakika boş bıraktık hemen suratını düşürmüşsün. Hangi acaba dertle bıktırdın şey yaptın adamı gamlı hali? Seninle de sonra konuşacağım hemen senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Arkadaş hep bir art niyet ya. Benim iyi niyetim görülmüyor ya. Pes pes pes. Hadi arkadaş. Hadi biz gidelim. Asaf amcacığım sen de yat güzelce bir dinlen sabaha kadar tamam mı? Aa Melih ben gitmiyorum ya biz sohbet edeceğiz. Sabah gidersiniz sohbetiniz yürü hadi. Bir dakika Ali Bey. Nuri Bey doğru söylüyor. Ben yalnızlığı sevmiyorum. Siz gidin o kalsın. Niye? Gördün mü? Ben seni geçireyim hadi yürü. Yürü yürü yürü. Asaf amca hayırlı geceler Allah rahatlık versin. Olabilir. Yarın Panga'da görüşelim. Doğruyucuğum yaz bakalım. Kerem 200 bin lira. Ya Asaf amca olur mu? Çocuk yeni mezun oldu. Yarın iş kuracak, çoluğa çocuğa karışacak. Sen zamanında iş dünyasının içindeydin Asaf amca. Biliyorsun küçük sermaye nefes alamaz, boğulur. Yaz 400 bin lira. Ayşegül'e yeni bir ev. İçi eşyayla dolu. 300 yeter mi? Ya bunlar cahil çocuklar Asaf amca. Şimdi bunlar evlenir bu sabitle hemen çoluğa çocuğa karşı. Bir çocuk parası da koyalım ona 350 ha? Tamam olur. Evet 350. Peki gelelim Münir'e. Ha? Münir'in yeni dükkanı ne kadar tutar? Ya bana kalsa aslında Münir beceriksizle 5 kuruş vermem hemen dağıtır. Hemen. Ama arada kızım var. Ona da bir 350 verelim. Ver. Bravo. Bravo. Gelelim Ali'ye. Ali biliyorsun. Bizim kahramızı çok çekti. Artık emekli olma zamanı geldi. Diyorum ki... Ali'ye 750 verelim mi? 750 mi ya? Ne yapacaksın 750 Ali'ye ya? Ali soğan ekmekle mutlu olur. Bütün hayatını yaşar. Ne yapacak 750 ya? Çok pintisin. Nuri Bey çok pintisin. Ya Asaf amca, ya para senin paran paşam sen bilirsin ya. Söyle 1 milyon yazayım bana ne? Ha? Tamam yaz, 1 milyon yaz. Aa yazdım gitti be. Aha, yaz. Ha, 1 milyon. Allah Allah. Nuri Bey, sıra sana geldi. Sana ne kadar verelim? Ne diyeyim ki Asaf amca yani ağanın eli tutulmaz gönlünüzden ne koparsa o sıcak yüreğinizden o vefa dolu o duygu dolu yüreğinizden ne gelirse yani değil mi? Tamam o zaman 100'e kendine yaz. 100 mü? Ne yapıyorsun sen ya? Çoluğa çocuğa 300-400 verdim koskoca efendim oraya 100 mü veriyorsun?
Şaka yaptım, şaka yaptım. Ortağına ne kadar verdimse sana da o kadar vereceğim. Nuri Beyciğim. Allah! Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nuri Bey, ama bir şartım var. Füsun'da evlenip evin de erkeği olacaksın. İşte bu ya, işte bu, bu. Biz ne öğrendiysek sizden öğrendik Azam amca. Ama bir şartım var. Nikah şahidim sen olacaksın. Söz. Tamam mı? Söz. Söz, hadi. O zaman ben bunları yetiştireyim ya. Tamam. Bunları bankaya götüreyim, organize edeyim bunları. Bir dakika Nuri Bey. Hani biz dün akşam bir kadın izlemiştik. Dinlemiştik. Kim, Ceylan mı? Bu evet işte ya. Adı kadar kendisi çok güzel bir kadın. Ah, ah. Yere bakan yürek yakan seni gidesiniz zeyrek boğazsın. Kaplanım benim. He, söyle. Nuri'cim ama. Peki. Eğer bir iletişim kurabilirsek onda bir kahve içmek isterim. Sen merak etme kaplanım. Ben ararım, gerekli koordinatı sağlarım. Sen güzel süslen püslen hazırlan. Tamam. Ben arayacağım. Tamam. Tamam. Şşş, orada bal badem var ye. Tamam. Kaymak maymak at at at. At. Ya Ali Usta, millet param yok diye ağlar. Senin şu düştüğün hale bak, bıyıkların titriyor. Ya arkadaş, emanet yükü ne kadar ağır bir şey ya, biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Banka müdürüyüm ben. Bilsem yapar mıyım? Bana bak, milletin kasa kasa altınları benim sırtımda. Sen ne diyorsun ya? Sen de haklısın, ne bileyim ben. Bana bak, gel sen beni dinle. İçine düştüğün şu durumdan, şu çıkmazdan seni ben kurtarayım. Nasıl olacağımış o? Bütün paranı yurt dışındaki o çok güzel bankalara yatıracağız. Yapacağız havaleni. Sen de atlayıp uçağa gideceksin. Sonra yepyeni bir hayata başlayacaksın. Ne diyorsun sen ya? Şaka, şaka ya. Bekliyordum böyle pis bir şakan seni. Seni. Allah muhabbetinizi arttırsın. Sağ olasın cümlemizin. Ali Usta, bu konu biraz uzadı. İstersen sen şu babamın parasını benim üzerime havale ediver. Arkadaş, paranın sahibi gelir, o parayı nereye havale edeceğimizi söyler, o zaman ideriz. Ben babamın sağlığını düşündüğünü zannetmiyorum. Onun için en güzeli paranın benim hesabıma geçmesi. Efendim, en doğrusunu babanız bilir. Üstelik sağlığı gayet yerinde. Allah, dayanamayacağım, öpeceğim. Ya Azam amca yolladı beni. Önce şunları halletmemiz lazım. Müdür, kağıt kalem çıkar şu hesaplara. Çabuk 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 çabuk. Hayırdır? Ya söyleyeceğim meblağları açacağın o hesaplara transfer edeceksin kardeşim. Nereden nereye geçiyorsunuz ya? Karışma çocuğum sen. Çocuğum sen karışma. Kerem Kalender'e 400 bin. Ayşegül ve Münir'e 350'şer bin. Ali ile Nuri'ye de birer milyon. Nuri, ne oluyor kardeşim? Ya sabah oturduk Asaf amcayla, mirası bir güzel üleştirdik, ha güzelce. Ya siz ne yapıyorsunuz, ailece benim babamın parasını mı yiyorsunuz? Bana bak, ağzından çıkanı kullanıyorsun, benim tepemi tasını attırma. Ya bir de kardeşim, Allah Allah, yani sadece bize değil ki, hayır kurumlarına bırakılıyor, derneklere bırakılıyor, ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Ve size de bir miktar bazı meblağlar bırakılıyor tabii, küçük de olsa. Ya Nuri, iyi güzel diyorsun da ben o kağıda bakıp nasıl yapayım işlemi? Ya sen bir şey yapmayacaksın. Ali'nin üstünde para zaten. Ali paracıkları dağıtacak. Hadi Ali'cim dağıt paracıkları. Ben böyle rezillik görmedim. Bu ne üçkağıtçılık ya? Ben gidiyorum polise. Üçkağıtçı mı ha? Üçkağıtçı diyorsun ha? Adama bak ya. Sen kime üçkağıtçı diyorsun? Kardeşim ha? Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Sakin ol bakayım. Asaf amca gelir. Bu işi çözer. Nerede Asaf amca? Asaf amca? Asaf amca? Ceylan Hanım'la konuşuyor. Siz benim babama ne yaptınız ya? Kim lan Ceylan Hanım? Sen yine ne kırıldakla çevirdin? Ya ona bak. Asaf amcayı ben bir bulayım var ya. Seni kuru kuruya döveceğim bu sefer. Türküsüz döveceğim. Ben ne fırıldak çevireceğim? Göz gördü gönül sevdi arkadaş. Ceylan Ceylan diye inliyor. Ben ne yaptım lan? Çok bekletmedim değil mi? Yok canım. Bir şey geldi ben. Sonunda baş başa kalabildik. Ayrılmamız gerekiyormuş demek ki. Nasılsın Aslı, iyi misin? Bilmem, iyiyim galiba. Sen? İyiyim yani, iyiyim tabii ama... ayrıldıktan sonra da bir garip hissetmeye başladım. Yani aslında
Seni görmeyeceğim, seninle konuşmayacağım diye canım evden dışarı çıkmak bile istemedim. Aslında hemen hemen aynı şeyleri ben de yaşadım. Ya alışırım diye düşünüyordum ama beklediğimden bayağı zor geçti. Aslı ben seni çok özledim galiba. Galiba. İşte özledim işte. Ya dün bütün gece gönderdiğim mesajı okudum. Gerçi özür dileyeceğini söylemeden önce bayağı kızgındım sana ama. Bir dakika dur bir dakika. Ben mi sana mesaj gönderdim özür dilerim diye? Evet. Aslı iyi değilsin galiba. Mesaj attın ya bana. Pişmanım ben. Görüşmek istiyorum. Çok özledim seni diye. Ben. Hey sen? Saçmalama, ben sana mesaj falan atmadım. Hele özür mesajı hiç atmadım. Aslı saçma sapan konuşma. Şimdi beni bak. Bir dakika dur. Al. Ya silmedim ben de mesajı. Duruyor işte. Al. O kaldı. Ya saçmalama, ben öyle bir şey yapmadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır böyle gençlerin takıldığı kafeler falan? Ama yapmayın. Ben yaşlı mıyım? Ben de gençim. Buyurun. Estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ederim. İyisiniz. Teşekkür ederim. Çok güzelsiniz biliyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Valla bana kızmayacağınızı bildiğim için size bir şey itiraf etmek istiyorum. Buyurun Asaf Bey. Dün akşam beni çok mutlu ettiniz. Şarkılarınızla, güzelliğinizle ama hiç o kadar değil tabii. Asaf Bey, utandırıyorsunuz. Hayır, utanmanıza gerek yok. Güzel gözleriniz ve buğulu sesinizle beni hayata bağladınız. İnanın buna. Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Ama bu zaman dilimini benimle beraber geçirmeye var mısınız? Yani? Benim de evlenir misiniz? Ha? Bütün malım mülküm sizin olacak. Buyurun. Asaf Bey, ben bu hayatta çok büyük sıkıntılar yaşadım. Tanıdığım herkes bana çok büyük acı keder yaşattı açıkçası. Bundan sonra tek bir isteğim var. Rahat ve huzurlu bir hayat yaşayabilmek. Yani... Yani? Teklifinizi kabul ediyorum. Evet. Teklifi kabul ediyorsunuz. Evet. Dünyanın en mutlu insanı benim. Müsaadenizle. İzninizle. Asaf Bey. Asaf Bey. Ay. Asaf Bey. Ay. Asaf Bey, iyi misiniz? Ay, bakar mısın? Bir şeyler oluyor. Asaf Bey, iyi misiniz? Abi, iyi misiniz? İyi misiniz? Ambulans arasın. Asaf amca. Asaf amca, iyi misin? Ambulans çağırsın. Ay iyiyim ya. Asaf amca. Ay iyiyim, kalbim tıkladı oğlum. Asaf amca. Kerem sen misin? Benim Asaf amca. Oğlum beni babana götür çabuk. Tamam. Çabuk 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 çocuğum. İyi misin Asaf amca? Ya Asaf amca, bir doktora gitseydik ya. Yok çocuğum yok. Ben iyiyim iyiyim. Sen ben doktor yerine bankaya götür yavrum. Ne? Bankaya. Pangaya mı? Ya Allah razı olsun senden. Demek beni bu dertten kurtarmaya karar verdin ya. Seni bu dertten kurtaracağım öyle bir oğlum. O para bana lazım. Ya en iyisini yapıyorum ha. Kendin biriktirdin, kendin pangaya koydun. Çocukları da kendin paylaştır ya. Çocuklara mı? Onlara 5 kuruş vermiyorum. Şu dünyada kazandıklarımı, şu dünyada sevgili zevcimle beraber yiyeceğim. Onlara para falan bırakmıyorum. Zevcen ne? Evet. Ceylan Hanım'la evlenmeye karar verdik. Allah Mesut bahtiyar etsin Asaf amca da. Hiç kusura bakma, ben bu parayı sana vermem. Ne? Bu parayı sana vermem ben. Ne? Vermem arkadaş. Ama usta. Yok lan para mara. Para mara yok.